Arkadaşlar merhabalar. Saratoga tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları yarışları size aktarmaya çalışacağım yine. Dünkü gibi değil. Dün AGF'ler gelir demiştim. Bir ağırlık AGF geldi. Kazancı yüksek atlar. Favori çıkıyorlardı. Kazandılar. Bugün biraz daha güzel bir ikramiye gidebilir Saratoga. Tabii bütçenizi yine her zaman olduğu gibi aşmayın diyeyim. Onu hatırlatmasını yapayım. Birinci kuşu satış şartlı. 7 nolu safkan. Kalite handikap puanıyla, son üçüncülüğüyle bu grupta iyi koşabilir, kazanabilir. 1 ve 2 nolu safkanlar. Rakip gördüm. 6-3. Çok sürpriz. Geçen böyle bir program vardı. 4-5, 1 ve 2 yaptılar. 2 at bırakmıştım. Öyle bir sonuç. Umarım çıkmaz. İkinci koşu Maiden. Yakın atların olduğu, birbirine çok yakın atların olduğu Maiden. 9-5, 5-9, 4 yaşında olan 3. Kazancı yüksek 10, 4, 2 ve diğer atlar olarak sıralamam bu şekilde görebildiğim safkanlar oldular. Varsa tekinizi kullanın ama biraz at yazmak gerekiyor görebildiğim kadarıyla bu Maiden koşuyu. Favorim 9 ve 5 arkadaşlar. Üçüncü koşu şartlı 3 mücadele 4 nolu safkan kalite handikap puanıyla. Son ikinciliğiyle ben de favori çıkar kazanabilir bu safkan. 84 günlük bir ara vermişler. Yani bu aralardan etkilenmiyorlar pek fazla. Bizdeki gibi değiller. 4 grupta müsait durumda kazanabilir. Ekürlerden 7 Rat Ortiz ile bu atın rakibi çıkıyor ki çok yakınlar birbirlerine. Avantajlı olan son ikinciliğiyle 4 numaralı safkan oldu. Dördüncü koşu şartlı mücadele. Burada da 4 nolu safkan grubun net üzerinde kaliteli at çıktı. Kazanması gerekir, tek olması gerekir. Bu 5 yaşında bütün avantajları elinde bulunan safkan. Bu da şirkete koşmaz, ikincilikte kalmaz ya da enseye basmaz ise kazanır. Böyle şeyler oluyor bu bölgenin yarışlarında. 5. koşu Maiden dişi 2 nolu safkan yüksek AGF. Handikap puanı 81. Herhalde kazanır. Çok fazla bilgim yok 2 nolu safkanın. Yüksek AGF olduğunu gördüm. Diğer atlardan varsa tespit ettiğiniz onu yazımını size bırakırım. Yani çok da bildiğimden değil. 6. koşu Maiden dişi. Burada AGF'ler dağılmış durumda. Yüksek handikaplı olan at 6. Üçüncülükten 75 handikapı çıkartmış. İşte bizdeki Maiden'lara benziyor buranın Maiden'ları da. Ters neticeler çıkıyor. Özellikle Maiden dişilerde dikkat edin. Bu yarışlarda sıkıntılı ya da ganyanlı atları buradan tarayarak bulabilirsiniz. Yani sürpriz ihtimali en yüksek yarış gördüm bu Maiden dişi. 7. koşu şartlı mücadele. Burada 13 nolu safkanda Rat Ortiz ile AGF'lerde geri planda çıkıyor bu safkan ama ben de favori çıktı 13. 4 genel Rat Ortiz'in safkanı 5-6 bunlardan biri çıkacaktır illaki 5-6 sırasıyla önereceğim safkanlar 1-7-8 sürpriz ihtimali gördüğüm safkanlar 3 dahil son yarışını kazanan 3-5 2 tane safkan var altta handikapı düşük 10 nolu safkanı Louis Sainz yani tarama yapmanız gereken bir grupta burası olarak söyleyebilirim bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm. Rat Ortiz'in ben de bu atı kalite handikap puanıyla grubun üstünde kalınca önermek istediğim diğeri de 6 nolu safkan. Kazancı yüksek safkan bir mesela ama 3 yaşın dezavantajı var. Diğer atlar. 8. koşu şartlı mücadelede 1 nolu safkan yüksek AGF. Grubunda en kaliteli atı 3'lülükte 3 yaşında 3 yukarıda kazandıysa problem değil ama kendi eşitleri içerisinde kazanıp buraya geliyorsa belki bir problem çıkartabilir. Onun dışında çok yüksek yani yüksek bir yarış kazanmış bu safkan. Büyük bir ihtimal iyi bir stakes kazandı. O yüzden burada kazanması gerekir. Bu kalite handikap puanıyla grubu geçer. 4, 7, 6, 8. Yani tek kullanmayan arkadaşlara bunlardan tercih yapabilirsiniz. Önerim bu olur. Son koşu 9. koşu stakes bir yarış 5 son bir ikincilik almış bu seneki yarışlarında haliyle kazanamadığı için para kazanamadığı için de grubun en kaliteli atı çıkar sürpriz yaparak gelir. 5 sürpriz atıdır buranın 7 kazancı en yüksek formda safkanı
birbirine rakip olurlar. 3, 8, 6 bütçeniz oranında tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Saratoga bugün böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.